Merhabasından öncelikle röportajımıza zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Çok yoğun bir normal sezonu geride bıraktınız ve zorlu bir gruptan dördüncü sırada yükselerek, dördüncü sırada tamamlayarak grubunuzu bir üst tura atlamayı başardınız. Üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından grup lideri Olympiakos'la karşılaştınız ve bu maçtan galibiyetle ayrıldınız. Bu maçta galibiyeti getiren neydi? Yani orada bence en önemli nokta o 3 maçın serisi sırasında yaşadığımız bütün problemleri unutup top 16'ya kalmak için bütün varımızı yoğunluğu ortaya koyduğumuz, en iyi, en net enerjimizle sahada olduğumuz bir basketbol oynadık ve maçın başındaki özellikle kolay top kayıplarından bulduğumuz sayılar bize beklediğimizden de kolay bir galibiyeti getirdi aslında yani. Orada 11-2'lik bir seriyle başladık maça ve arkasından da o öne geçtiğimiz şeyle beraber rahat bir basketbol oynadık. Bu bize o galibiyeti getirdi. Buradaki en önemli etken de takım olarak hep beraber birbirimize kenetlenerek top 16'ya kalabileceğimize ve hak ettiğimiz şeyin o olduğuna inanarak hareket etmemiz oldu. Peki sezona başlarken hedefiniz top 16'ya ulaşmak mıydı yoksa Galatasaray'ın bu sezon için daha büyük hedefleri mi var? Yani bence Galatasaray gibi büyük bir spor kulübünün her zaman oynadığı her sektörde başarı olarak görebileceği en üst nokta ulaşabileceği noktadır. Bu kupa olur, Final Four olur. Bence şu an Galatasaray olarak hedeflediğimiz nokta geçen seneki başarımıza ulaşmak, top 8'e ulaşmak ilk olarak. Arkasından da Final Four'a kalabilir miyiz, kalamaz mıyız onu görmek. Tabii ki de bu süreç şu anki bulunduğumuz ortamda kolay değil ama yine de başarabilecek inanca sahip olduğumuzu düşünüyorum ben. Peki top 16'ya Zalgiris Kaunas galibiyetiyle güzel bir başlangıç yaptınız. Bu galibiyet takıma moral ve güven açısından neler kazandırdı? Yani bence önemli bir galibiyetti. Hem de zorlu bir maç oldu bizim için. Seyircisiz oynadığımız bir maç olduğu için tabii ki de onun bir dezavantajı da vardı elimizde ama maçın genelinde iyi oynamasak da sonunda akıllı oynayarak iyi bir galibiyet aldık ve top 16'ya galibiyetle başlamak ve top 16 yani bulunduğumuz grup içinde evimizde maç kazanmak gerçekten önemli bir şey. Bunun ardından da Madrid deplasmanında Real Madrid karşısında bir mağlubiyet aldınız. Bu mağlubiyetin ardından Real Madrid'in grubun favori ekiplerinden biri olduğunu söyleyebilir misin? Real Madrid Avrupa'da basketbola yatırım yapan en önemli kulüplerden biri. Ve son 4-5 senedir kurdukları takımla hem bence basketbol seyri güzel olan hem de her zaman Final Four'u ve Euroleague şampiyonluğunu hedefleyen takım kuruyorlar ve bence yani öyle bir takıma karşı oynamak ve belki de Final Four adaylarının içinde bulunan takımlardan birine karşı oynamak ve istediğimiz seviyede basketbolu tam olarak oturtmamış olsak da o maçta kazanabileceğimiz yerlere geldiğimiz maç oynamak güzel oldu. Real Madrid tabii senin de dediğin gibi yani Euroleague her zaman favori olan takımlardan biri ve umuyorum ki tekrar kendi evimizde karşılaştığımızda daha iyi basketbol oynayarak kazanabiliriz. Galatasaray son dönemlerde kadrosunda değişiklikler yaptı. Yeni transferleri var, Maric, Carter, Young gibi. Bu yeni transferlerin takıma uyum sağlayabildiğini düşünüyor musun ve sence takıma neler kazandıracaklardır? Yani özellikle Young belki Maric'le Carter'dan bir iki hafta önce geldiğinden dolayı takıma daha iyi adapte olmuş durumda ve geldiği maçtan itibaren de takıma büyük katkılar veriyor. Öbür taraftan diğer iki oyuncu da hem tecrübeli oyuncular hem de Carter'la Young bence genç olmalarının verdiği avantajla sahaya hem büyük enerji katacaklardır hem de atletik yapılarını göstererek seyirciye de keyif verecekleri bir basketbol oynatacaklardır. Burada önemli olan hem takım rotasyonunun biraz daha genişlemesi giden oyunculardan sonra hem de bizim saha içerisinde daha enerjik, daha agresif olabilmemizi sağlayan bir seri transferler olduğunu düşünüyorum üçünün de. Umuyorum ki hem top 16'da hem de Türkiye Ligi'nde bize önemli katkılar verirler. Peki sana dönecek olursak Euroleague'deki en iyi sezonlarından birini geçiriyorsun. Hatta en iyi sezonunu geçiriyorsun. Formunun zirvesinde olduğunu söyleyebilir misin? Yani umuyorum belki daha da çıkabileceğim bir nokta vardır. Her zaman daha iyisi olabilir diye düşünüyorum ben. Ve önemli olan burada istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek bunu. Çünkü
Yani bir maç, iki maç iyi oynayarak devamını sağlamıyorsan hiçbir şey kazanmamış olursun. Sezonun sonuna kadar aynı performansı göstermek, aynı istikrarı sahada iyi oynasan da kötü oynasan da belirli şeyleri aynı istikrarda yapmak lazım diye düşünüyorum ve bunun en önemli şeyi de bence benim oyuncu karakterimin içerisinde her zaman saha içerisinde gösterdiğim enerji ve işin savunma yönü vardı. Gün gelir sayı atarım, atamam, değişebilir ama sahaya girdiğimde ben şahsi fikrim her şekilde aynı istikrarı savunmada gösterebilmem. Peki bu hafta Belgrad'da Kızıl Yıldız'la karşılaşacaksınız ve İstanbul'da gerçekleşen Sırp taraftar Marko Ivković'in ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bu zorlu bir deplasman olacak sizin için. Sen neler düşünüyorsun? Yani öncelikle yaşanan olaylar sporun içinde bulundurmadığı olaylar olduğu için kesinlikle kınıyorum. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı ve Marko basket maçlarını seyretmeye devam edebilseydi. Ailesine de arkadaşlarına da buradan başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda yani dediğin gibi biz şimdi Kızılyıldız'la spor rekabetinin içerisinde bulunduğum bir ortamdayız ve Avrupa basketbolu içerisinde bence farklı takımların, farklı ülkelerin takımlarının oynaması, karşılıklı oynaması her zaman yücelten ve yükselten bir değer. İki tane köklü basketbol ülkesinin, iki tane köklü basketbol kulübünün karşılıklı oynaması bu konuda devamlılığı olması gereken bir şey ve bence sporun şiddeti içinde bulundurmadığını, sporun tatlı rekabetini, kendi içinde bulundurduğu rekabeti devam ettirebilmek açısından bu olaylardan uzak bir dünya olması gerekiyor. Tabii ki de bunun için gerek EuroLeague yetkililerinin, gerek hem bizim kulüplerimizin yöneticileri, oyuncuları, teknik ekibi, taraftarları hem de diğer kulüplerin aynı şekilde kişileri bu konuda ekstra efor sarf etmeli ki böyle bir şeyle tekrardan karşılaşmayalım ve sporun kazanmak ve kaybetmenin olduğu bir ortamda saha içinde her şey yaşansın ve bitsin. Sen bir sporcu olarak bu konuyla ilgili neler yapabileceğini düşünüyorsun? Yani en önemli noktası sahada elimden geleni yapmak ve işin içinde kazanmak ya da kaybetmenin olduğu ortamda kontrol dışına çıkmamak, sporculuğunun getirdiği şekilde hareket etmek ve rekabeti karşı takımın oyuncularıyla beraber bence keyifli bir ortamda sporun eğlence olduğunu hissettirerek yaşamak ve biz burada tabii ki de profesyonel sporcuyuz ama eğlendiğimiz ve keyif aldığımız bir şey yapıyoruz. Taraftar da maçlara keyif almak için geliyorlar ve biz bu ortamı onlara sunabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bu da ilk olarak zaten en çok göz önünde bulunan kişiler olarak bizden başlıyor. Peki Kızıl Yıldız karşılaşmasının ardından sizi bir de bekleyen Alba Berlin, Panathinaikos, Maccabi ve bir de Barcelona karşılaşmaları var. Bunun bir zorlu top 16 olacağını söylemek mümkün mü? Yani kesinlikle şu an baktığında EuroLeague'in en iyi 16 takımı bir arada ve haliyle hiçbir maç kolay değil. Orada gittiğimiz her yerde veya evimizde oynayacağımız her maç zorlu olacak. Burada önemli olan fiziksel olarak her maça hazır olabilmek, mental olarak her maça hazır olabilmek ve istikrarlı bir basketbol oynamak.